Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve yanımda... Miray. Daha sesli... Miray! Daha sesli... Haganeden Miray! Ve kamerada da... Onurcan. Merhabalar. Evet. o ses nasıl bir sestir ya? Evet, kendisi Optimus Visual Arts. Sevdiğimiz bir fotoğrafçımızdır kendisi. Muhteşemdir. Ve tabii ki de ona bakıyorum, kameraya bakmayı unutuyorum ama siz beni kameradan görüyorsunuz. Ayrıca kendisi bir YouTube kanalı açtı. Kanalında daha çok Photoshop'tur, şudur, budur üzerine ders videoları ve speed art'lar var. Arada da oyun oynuyor. Şuralarda bir yerde bir link koyacağım. Oraya tıklarsınız. Miray'ın da cosplay sayfalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Buradan mı? Sanırım öyle bir yerde. Evet. Kanalın videonun açıklama kısmında. Hı hı. Ve şimdi gelelim bu video ne? Soru cevap videosu. Aylardır beklenen çok önemli video. Aslında bir aydır bekleniyor. 1,5 ay değil mi? Evet, 1,5 ay. Belki daha fazla. 1,5 ay. Barbaros'un çekim esnasında duyuruyu yayınlamıştık. Aha. Alo. Evet, başlayalım. İlk sorumuz. Yanındaki kişi kim? Evet. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık! Ama bir cisim yaklaşıyor demedin. Ya öf. İlhamlayacağım. Evet. Hagane cosplay eden Miray'ı Köfte'yle 5 yıldır falan arkadaşız. 5 ya da 6 yıl. 5-6 şey... evet. Hani abim gibidir kendisi. Ale. Şöyle diyeyim, bayağıdır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor bu cadıyla. Özellikle eski Ender'ler. Kesinlikle. Kendisi benim çok yakın bir dostumdur. Özellikle, özetle. Hı-hı. İkinci sorumuz. Adın ne? Abdülkıyma Köfte Köftecioğlu. Kaç yaşındasın? 22. Bu. Kaç hafta oldu bu video nerede? 1,5 ay. Yani 6 hafta olmuş. Yani. Neredeymiş? Yani ben yanına gelemedim. Asistanlık görevlerimi yerine getiremedim. Benim de zaten stabil bir internetim yoktu. Yani. Miray ablayla nasıl tanıştınız? O çok abuk bir hikaye. şu an aramın çok iyi olmadığı bir arkadaşımın beni sürüklediği bir yer olmuştu. Orada tanıştıkla tanışmadık arası bir durum var. Sadece bir merhabalaştık orada. Hı hı. Ondan sonra iki kere daha tanıştık biz. Birinde başka bir etkinlik esnasında başka bir arkadaşımız direkt alın siz kaynaşırsınız diye birbirimize sattı bizi. Serena yapmıştı onu. İkincisi, yolda rastgele karşılaşmıştık. Tanıyoruz birbirimizi modunda muhabbet başladı. Ve kumru yedik. Evet. Orada başladı zaten kaynaşma. Evet. Yemek her şey çözer. Yemek yiyin. Kesinlikle. Yemek yiyin. Kötü adam gülüşü nasıl yapılır? Daha Rus. Yani. Senden deneyelim bir şeyler. Yapamam. Yeni evin nasıl? İşte güzel. Böyle. İşte böyle. Aha böyle. Böyle. Gayet güzel. Evet, şeker be. Önceki nazar rahat. Bayağı rahat bir. Ve hava alıyor. Ve güneş alıyor. Güneş. Ve kendi rahat. Kedim. İçeride galiba. Aynen, içeride yatıyor. Hı-hı. Videoları severek eğlenerek mi çekiyorsun yoksa insanları eğlendirmek için mi? Miray tatlım. Ben sevmediğim bir işi yapar mıyım? Ay uyursun. Cevap aldınız. YouTube'a nasıl başladın? Kim seni tanıştırdı? Bu ile de nasıl tanıştın? YouTube'a nasıl başladım? Zor oldu. Birileri zorla başlattı. Aslında değil. Olay şöyle, benim bayağıdır YouTube kanalı açmak aklımda olan bir fikirdi. Daha çok tutorial videoları yapmak istiyordum. Sonrasında bu isteğimin ardından 2 yıl geçti. Şu arkadaşı aldıktan sonra, şu anki eski bilgisayarım kendisi, laptop olarak kullanıyorum kenarda köşede, Logan. Hı hı. Bunu aldıktan sonra ilk videom olan IC2 tanıtımımı çektim. Hala kanalda görebiliyorsunuz ve çok değişik bir konuşma tanım var orada.
Çok değişik. Değişik. Ziyonen sanırım. Evet, Ziyonen. Nasıl tanıştın? Kalimera tanıştırdı sadık izleyicilerden bir tanesi. Ay sen bu adamı çok seversin falan filan diye. Adamla şey ortak video falan çektik. Şimdi Salih bayağı saniye başı görüştüğüm bir adam oldu. Fekder ile nasıl tanıştın? Sanırım o da gene izleyicilerimiz sayesinde oldu. Sürekli birbirimizin izleyicileri birbirlerimize yönlendiriyordu bizi. En sonunda tanıştık YouTube mesajları üzerinden. Fare düşmanı ile nasıl tanıştın? Bunları bilerek sırayla bu sırayla soktum. Ege ile yani fare düşmanı ile Azelza sayesinde tanıştım. Bir Skype konuşmasını almıştı, orada tanıştık. Sonra müzik ve viski muhabbetinden açıldı her şey. Adını neden gizlemeyi tercih ediyorsun? Herkesin tercihi kendine tabii. Günlük hayatımla YouTube hayatımı birbirinden ayırmak diyelim biraz ona. Herkesin zevkine kimse karışamaz. Seninle yüzle tanışabilmek mümkün mü? Genelde cosplay etkinliklerdir, conventionlardır falan filan orada olduğum için orada görebiliyorsunuz. Orada benimle tanışan birkaç izleyici oluyor. Onun dışında biraz imkansıza yakın. James'la Bea'yı bir Minecraft yaratının yerine koysan hangisi olurdu ve o fotoğrafı istiyorum. O fotoğrafı buraya editle ekleyeceğim. Bu soruyu Atakan sordu. James LeBree'nin çok komik bir hali. James LeBree kimdir diye soracak olursanız Dream Theater'ın solisti. O fotoğrafı sana göstereceğim. Gülüyor mu? Hayır, çok daha epik bir şey. Sen gülüyorsun. Hangi Minecraft yaratığı yerine koyabilirim? Enderman. Minecraft ve modlar hakkında bu kadar şey nasıl öğrendin? Babam böyle pastırma yapıyor, nereden öğrenmiş? O sorunun devamı öyleydi. Öyle miydi? Evet, onu ben kestim. nasıl öğrendim? Merak, oynamak, wikileri kurcalamak, başka videoları izlemek. Bu normal insanların yaptığı şeyler. Ziyonen Minecraft'ı neden bıraktı? Neden ona sormuyorsun? Doğru. Fanlarla video çekecek misin? Fan. Neden olmasın? Neden Tamam, bu iğrenç esprinin ardından devam edelim. Doctor Who 9. sezon sence ne olur? Ne olacak Fener'in hali? Doctor Who 9. sezon Moffat senaryoda. Hala bu da demek oluyor ki güzel bir şeyler beklemeyin. Hani... Kesin ölür. Kesin ölür. Yine ölecek, yine geri gelecek. Ben daha sağlıyorum. Abi Moffat cidden gitsin la. Kim istiyor ki onu zaten? Oha, cidden onun sağlam bir fan kitlesi var. Şu DC'nin başlattığı Dark akım var ya, ona kapılan bayağı bir kitle var. Doctor Who'yu da bozdular. Ay, içten bu iş işte öküz oturdu. En sevdiğin Doctor kim? 9. Benim o. Severek... Senin sevmen farklı bence. Severek ve söverek izlediğin diziler var mı? Hem severek hem söverek kastediyorsan eğer şu anki güncel Doctor Who. Arka arkaya gelmiş değil mi? Evet. sadece severek ve sadece söverek diye ayıracak olursak severek izlediğim sanırım Supernatural. Maraton. Evet, dün şunla maraton yapıyorduk. Çok güzeldi. Söverek izlediğim Konstantin'i söverek izlemiştim. Çünkü aksan. Her neyse. Çünkü elemanın aksanından nefret ettim. Ablalar niye böyle giyinmiş? Ben söyleyeyim mi? Bu arada önce bir not gireceğim. Bu soru ablalar şeklinde gelen soruları merak ediyorsanız bunun duyuru videosuna geçeceksiniz. Şuraya ve şuraya işte ikisine birden ikisine birden link koydum. Neden böyle giyindik? Çünkü yapabiliyorduk. Neyse onun ne oldu? Cosplay'in ne olduğunu açıklayalım bir de. Ya evet, cosplay diye bir gerçek var. Geçen gün çok trajikomik bir şekilde gördüğünüz gibi Star TV'de mi? TV8'de mi? TV8'di galiba. Evet, acılar. Acun zaten TV8'in sahibi, evet. Tamam, TV8 o zaman. Anime, televizyon dizileri, filmler, çizgi romanlar. Evet, çizgi romanlar, kitap karakterleri, fictional olan herhangi bir karakter. Ya da tarihsel insanlar da olabilir bu artık. Ya da ülkeler bile aslında. Hetalya.
Bunların canlandırılma sanatı cosplay. Daha basit bir dil açıklayalım. Onların kılığına girip onların rolünü yapmak. Diye. Evet. Biz kendi eğlencemiz esnada, için. Evet. Başka yapacak işimiz yoktu. Biz de onu yaptık. Özür dilerim. Bu abalarla nereden tanışıyorsun? Senle tanışmamızı açıkladık. Orada trolleyen iki arkadaşla biriyle bunun sayesinde tanıştık. Bu direkt al Deniz tanış. Bu benim göndericinim. diye getirdi. Diğeriyle ise bununla benzer zamanlarda tanıştım. Senden bu diye bahsediyorum duruyorum sürekli ama. Sensin bu. Şu bu. Evet. Benim o. Çok doğru. Benzer zamanlarda tanıştık. Onunla da tanışmamızı çok net hatırlamıyorum. Bir etkinde çat diye tanıştık, sonra abuk sebeplerle görüştük falan filan. Ama güzel oldu, güzel oldu. Aynen. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Ne oldu? Hava bükerim, su bükerim, toprakta olur, ateşte bükeriz. Çık hayatımdan. Ne iş yapıyorum? Sistem adminliği yapıyorum, sosyal medya editörlüğü yapıyorum, ancak şu an işsizim. İş arıyoruz. İş var mı? İş lazım. Sen istiyor iş. Okey. Tamam. Okey. Minecraft dışında uzun bir seri planlıyor musun? Ben şunu sana verip sütlacı karıştırmaya gidiyorum. Evet, sütlaç detayımız da var. Annem gitmeden önce bize bir adet sütlaç emanet etti, 10-15 dakikada bir karıştırıyorsunuz dedi. Hatta şu an Miray onu karıştırırken ben de yanıtlayayım. Spider-Man'i zaten çekmeye çalışıyordum ancak şu an Nvidia ile alakalı bir sürücü problemim var. Onu çözdükten sonra seri devam edecek. Bu. Bunun yanı sıra planladığım birkaç bir şey daha var. Ama plan aşamasındalar sadece. Ve... Burayı keselim artık. Geliyorum. Geri döndüm. Geldi. Devam edelim. Orada havalar nasıl? Normalde güzel ancak yeni asfalt döküldüğü için bu aralar bayağı sıcak. Yanıyor yollar. Yürüyemiyoruz. Sevdiğin oyunlar neler? Bu aralar Guild Wars 2 bayağı bir sarmış durumdayım son birkaç aydır. Çok ayrı. Bu sıra zaten The Binding of Isaac'i biliyorsunuz. Aşağıdan korkuyorum ben. Isaac'i sevemedim. Hiç sevemem. Hiç. Şükran var artık. Ordun oraya koşuyor. İnsan gibi onun ben. Üff. Ay. İçlendim. Bunun yanı sıra Civilization serisinin büyük bir hayranıyımdır. Ezio üçlemesi ve öncesi Assassin's Creed. Zaten Ezio üçlemesinden önce bir tek Assassin's Creed 1 var. Ve Chronicles China'da güzeldi. Aşa çok güzel. Hani? Spoiler. Shaojun yaptıracağım bir ara buna. İlla ki. Olduğu kadar. Evet. Bunun yanı sıra dur. Başka sevdiğim oyun. Vardır. Braid kesinlikle tavsiye ettiğim bir bulmaca oyunu. Platform puzzle. Ve bayağı var bir şeyler. Kümonolara bakın. Neden kelsin? Neden kelim? Çünkü rahat. Bu arada arada zannedenler oluyor. Gerçekten yani direkt saçım yok zanneden oluyor. Yok hayır gayet jileti elime alıyorum saçlara kıyıyorum. Bu olay. Sevdiğin Türk komedyen var mı? Cem Yılmaz'ı severim. Onun dışında çok sevdiğim yok. Şovmenler olarak var. Okan Bayülgen'i falan severim. Yok pek. Herhangi bir konsolun var mı? Bir konsolu bile yok. Aynen. Şu zaman bizim çocukluğumuzda satılan Atari adıyla satılan çakma nesler var ya. 20 lira olanlar. Onlardan bile olmadı bende. Yazık lan. Ama hep Uber bilgisayarlarım oldu. Kılına tüküreyim. 3 yaşından beri bilgisayarı olan bir insanım. Spider-Man nerede kaldı? Spider-Man! Bu da demin de sorulmuştu diye hatırlıyor musun daha? Sorulmadı. Nvidia ile alakalı bir problemim var. Onu çözene kadar gelemiyor maalesef. Ondan sonra bayağı tam gaz devam edecek. Isaac nerede kaldı? Ona üşendim direkt. Bunun yanı sıra internetten ötürü de videoyu yükleyemiyorum zaten biliyorsunuz. Neden köfte ist köfte?
Köfte kısmını açıklayalım önce. Bir gün bir arkadaşımla evde oturuyorduk. Aşırı absürt bir muhabbet geçiyor. O muhabbetin ortasında yoldan bir mısırcı geçti, benim canım kokoreç çekti ve hepimiz bir köfte değilimiz bir fani hayatta diye bir laf söyledim. Ve olay aynen bu. Köfte. Bugün bugündür o arkadaş bana köfte diye hitap ediyor. Gerçi şu an o kel diye hitap ediyor ama. Tanıştın sen onunla Batu. Ha. Ondan sonra şey, genel olarak herkes bana köfte diye hitap etmeye başladı. Ve daha sonrasından da bir arkadaşla beraber Köfteizm adında bir pastafaryan mezhebi kurduk. Deli gibi inanıyoruz. Çılgınlar gibi inanıyoruz. Ubele. Manyak gibi inanıyoruz. Köfte. Yani. Köfte isteyen var mı? Neyse, sonuç olarak da karşımızda bir adet köfteiz köfte var. Abi bu bir soru değil ama. Hayat sana güzel. Valla yanında 3 tane süper kahraman gibi kız, bir de bir sürü gülücük. O kadar süper kahraman. İnanamazsınız. Kalıbımı basıyorum öyle süper kahraman. Alt mahalleden Abidin Recep. Hayır, başka bir şeydi. Ama sırrı çizmeli Mehmet Recep. Sırrı çizmeli Mehmet Recep. Dur, düşüyordu. Yani evet, benden süper kahraman olmaz. Olabilenler var sadece. Çok özür dilerim. Hayal kırıklığı için. Spider-Man? LOL çeker misin? MOBA'larla aramı bir söyle bakalım. Çekmezsin. MOBA oynamayan bir insanım. İzaya gibi telefon atarken nasıl kahkaha atılır? Bunu şuna patlatıyorum. paslıyorum pardon. Çünkü kendisi ağır durara hayrandır. Ağır İzaya fanıyımdır üstelik karakter olarak. atılır çok. Tamam, geçebiliriz. Atılır. Oynadığın ilk mod ne? Red Power. Kaldı. Devam. Bitti. Mirai'nin ilk söylediğini kim anladı? Açık söylemek gerekirse ne söylediğimi ben de bilmiyorum. Merhabalar, ben Hagen'den Mirai demiştim. Evet. Ben anlamışım. Öyle senin... demişim, ben hatırlamıyorum. O da senin konuşmana alışkın olduğun içindir muhtemelen. Büyük bir ihtimalle. Çok söylediğimi karıştırıyorum. Abi sen cosplay yapacak olsan hangi karakteri seçerdin? Aslında cosplay yaptım ben. Çok yaptım. Aslında o kadar çok, sana kıyasla hiç yaptım sayılır. Ben ayrı bir level'ım, beni sal, ben yapıyorum da bir işe yarıyor sanki benim yaptığım. İlk olarak Nana animesinden Yasu karakterini yapmıştım, konuşamadım. Ondan sonra şey, Ikkaku yaptım. Bleach'ten, Madara Mei. Bu arada Bleach'i seven ancak Ikkaku orada sevdiğim nadir karakterlerden biri. Çünkü Ikkaku. şey, Ajan 47'yi yaptım, Absolution'daki halini. Ki şu arkadaş, ki adamla beraber onun bir çekimini daha yapacakmışız. Beklemedeyim. Bunun yanı sıra 9. Doktor yaptım. Avatar Aang yaptım. 100 milyon defa ve çok güzeldi. Zuko planım var şu an. Evet. Yanında Zuko olarak ben o zaman... Bu direkt şey, kafamda peruk denerken Zuko yapıyorsun dedi bana. Zizi. Ne haber Azula? Ne haber abi? Devam. Öyle Minecraft'a benzeyen başka bir oyun oynadın oldu mu? Terraria oynamışlığım var ancak sıktı. Herhangi bir mitolojiden bir tanrı olsaydın hangisi olurdu? Sanırım Hades olurdum la. Bilmiyorum, bence... Yani... Hades için fazla havalısın. Hades... Havalı değilsin gerçi, fazla cana yakınsın. Hades biraz evet, manyak bir adam. Evet. Of, şeyde, terlalde o. Asla karanlık tarafımla tanışmadın. Abi neyine altı yıl oldu? Daha neyine tanıştım? Allah evet, o mantıklı bir cevap. Aslında düşünürsek Prometheus olurum ben ya. Sihirbazlar gibi sen de aslanın ortadan ikiye ayıracak mısın? Soruyu soran arkadaşa bir soruya cevap vermek istiyorum. Neden böyle bir şey yapmak istesin ki? Hayır, benim sorum farklıydı. Psikoloğa gitmeyi düşündün mü? Bunu söylemek için bu arada bir soruyu listeye koydum. Hani cidden... Niye? Sürmene bıçağı var, getireyim. Hayır, otur. Kıyamam ki ben buna. Alfat. Dur, en güzel soru. Sen Allah'ın elçisi misin ki melekleri yanına sen olarak alıyorsun? Hello angels. Hello Charlie.
Good morning, angels. Good morning, Charlie. Aslında bunun daha epik versiyonunu düşünmüştük ancak olamadı. Olamadı. Hatta Loki hafta olacaktı, onu da ben yanlış söyledim. Sağlık olsun. Oldu kadar. Çarp çarp demirlere. O da oldu. Müzikle aran nasıl? Progressive fun, progressive rock fanıyımdır. Onun dışında bir dönem bas çalmışlığım var, o kadar. Bu. Çok yok. Bu videoyu çekerken ne içtin? Pepsi Twist. Çok. Facecam kullanmayı düşünüyor musun? Hayır. Videoyu çekerken neredeydin? Bu videoyu mu yoksa muhtemelen bunu değil de duyuru videosunu kastettiler. Barbaros diye bir arkadaşımız var, kameraman. Onun stüdyosundaydık. Çekim için. Aynen. O yüzden bunlar kostümleydi. En yakın arkadaşın kim? Kim? Sanırım şu hayırsız. En sevdiğim Minecraft modu ne? Bunu sormaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Greatek! Kömona fikri nereden geldi? Kömono serisinin fikrini diyecek olursanız Ege ve Beril'in Bono konseptinden geldi biraz. İsmi nereden geldi diye soracak olursanız kaçımdan? Bu. Disleksi hastalarına bir önerim var mı? Psikoloğa gidin ve onların tavsiyesine uyun çünkü her disleksi hastası farklı semptomlara sahip, farklı şekilde tepki verebiliyor herkese, her şeye ve dolayısıyla da gidip bunun hakkında profesyonel yardım alın. Animelerle aran nasıl? Bayağı eski bir anime izleyicisiyim. Bunun yanı sıra zamanla TÜBİTAK için yaptığım bir animeler hakkında araştırma projesi vardı, sosyoloji projesi. Onun dışında güncel animelerle bayağı kopuğum. Bayağı kopuğum. Yani. Ama sağlam bir old school anime takipçisiyimdir. O ne yazık. Ama şu uzun serilerin hiçbirini sevemeyen bir insanım. Tek sorum neden bile o kadar tatlı? Çünkü sevgilim beni böyle beğeniyor. Teşekkür ederim. Bu arada bu kadar da kezban bir giriş yaptım. Başım bağlı böyle, özür dilerim. Bu arada bu soruları koymamızın sebebi Miray dedi ki... Dedim ki tatlı değilim ben aslında. Hayır. Öyle bir şey yok. Bana bu şekilde yöneltilen sorularla ben eğleneceğim dedi. Ya evet, çünkü abi öyle bir şey yok, manyak mısınız? Ulan! Bir daha ne? Facepalm sırası bendeydi. Yani. Devam! Kabalaştım. Öf. Minecraft çekmeyen bir YouTuber izliyor musun? İzlediğim kanalların %90'ı. Quarry kurmadan nasıl bu kadar iyi maden topluyorsun? Saç uzatmayı tekrar düşündün mü? Şu bana bir 5 ay kadar saç uzattırmayı denedi. Sonrasında ağlıya abi tekrar kestir şunu, sen saçsız olmalısın diye. Köfte köfte değildi. Hani o bildiğiniz köfte köfte değildi. Olmuyor. Bazı insanlar saçsız olmak için abi bu onlardan biri. Bazı köfteler özellikle saçsız olmak zorunda. Bu zaten köftenin üstünde saç oldu mu zaten bozuluyor o şeyler. Olmuyorlar. Bu olmadı. Çünkü bunu ben Bursa'daki herhangi bir köfteciye sana aksini ispatlardım ama... Hadi konumuz bu olmadı. Bursa'da zaten köfte yemeyeceksin. Bursa'da İskender yiyeceksin. Yani İnegöl köfte... Bilemedim. Orası Tekirdağ'da. Evet. Tamam, sıkıntı yok. Bursa'da çok güzel köfteciler vardı. Yani öyle. Başka soruya geçiyorum. Aynen. Normalde konuşma hızınla videolardaki konuşma hızın arasında fark var. Normalde tane tane konuşurken videolarında hızlı konuşuyorsun ve bazen telaffuz sıkıntısı yaşıyorsun. Videolarda konuşma hızı sebebin heyecan ve gerginlik gibi duygusal durumlardan mı kaynaklanıyor yoksa videolar kısa olsun ümidiyle mi kaptırıyorsun kendini? Bu soruyu bu arada Selçuk abi sordu. Bizim Mandalina ekibinde çok sevdiğimiz bir abimizdir. Şöyle bir durum var. Sahne kişiliği denen bir gerçek var. Benim videolarda gördüğünüz kişiliğimle benim gerçek hayattaki kişiliğim arasında ufak tefek farklar var. Gerçek hayatta gene iğrenç espriler yapıp duruyorum ancak videolardaki kadar sık yapmıyorum. Gerçek
Hayatta biraz daha kibarım, videoda biraz daha kaba bir kişiliğe bürünüyorum vesaire vesaire. Daha bıçkınlaşıyor. Ha, öyle. Ben de öyleyimdir. Normalde görsen sandalye çarp sandalye üzülüyor. Çok üzücü değil mi? Yani. Gerçi olur mu, baya baya düzelttik senle. 15 yaşında, 15-16 yaşındaki halini hatırla. Düzelmiş. Eng mi Korra mı? Eng. Oklar her daim geçer. Yani. Ha bu arada sebebini açıklayacak olursak Eng dağ seviyesi bir karakter. Evet. Korra hımbıl. Korra hüdük. Ayı. Tamam. Yani ben de onun gibi gerizekalıyım ama o ayrı bir level'da artık. Linux kanalına ne oldu? Çekecek video bulamıyorum. Video bulduğumda da nasıl çekeceğimi bilemiyorum. O yüzden kanalın konseptini tamamen değiştirdim. Kanal bir Linux hakkında podcast kanalı olacak. Bir iki aya oraya yeni videolar gelmeye başlayacak. Eklemede kalın. Mirey'in dişleri neden kötü ama kendisi güzel? Çünkü Mirey 38 tane dişi olan bir insan. Artık 37. 37 evet, bir tanesini çekti. 37,5. 37,5 evet, gerisi çıktı yerine. ve Miray beyin zarı bilmem ne, hani kafasında bir şeyler aşağı kaymasın diye ortodont tedavisini reddetti korkudan. Yani evet. Bir de çoğu Asyalı'da böyle şeyler oluyor ya hani. Bizim biraz o tarafa uzanıyor. Hani diş olayı zor bir şey. Ben uğraşmıyorum artık, hani tahta takamıyorum, bir şey yapamıyorum. Çünkü niye aldım, çok fazla diş var. Mengeye sıkışacak yer yok dişlere. Yani. Çekmeye de korkuyorum. 20'liklerin çıksa zaten ölürsün herhalde. Yok, çıkmıyorlar evet anne. 21 yaşında mı? Dişler hala duruyor. Yok, kalsınlar ama. Çok korkutucular. Hani, ay. Ama güzel bir yanı var dişlerinin. Isırdığımın kuru kafa izi bırakıyorlar. Evet, öyle bir özelliğim var. Anne, dişler, sen de kuru kafa izcikli. neden Minecraft'ı bu kadar seviyorsun? İlginç bir şey, Minecraft'ı sevmiyorum. Ben Minecraft'ın modları için oynuyorum. Ben modları seviyorum. Minecraft'ın kendisini önüme koysam ben sıkılıp bırakırım. Videoları hazırlarken hangi yazılımları kullanıyorsun? Kayıt için Mirrorless Action kullanıyorum. Ses işleme için Audacity kullanıyorum. Videoları editlerken de Adobe Premiere kullanıyorum. Bu. Her videonda mesaj gelmesine rağmen neden telefonu ses gelmeyecek bir yere koymuyorsun? Koyuyorum desem, telefon cidden abuk bir şekilde titriyor. Ki şöyle bir şey var abi. Telefon insanlar önemli şeyler iletişim kurduğun yani, zaman ya. Hani bilmiyorum, video ki mesela, priority olmamalı bir insan için. Ki mesela Cards Against Humanity videosunu çekerken videoyu bölmem gerekmişti. Çünkü sen bana orada ulaşman gerekmişti acilen. Hı hı. Mesela. Yani. Hayat bu kadar. Bilemeyiz. O yüzden gene duyabileceğim bir yerde olması gerekiyor. Benim duyabileceğim yer demek, mikrofonu da duyabileceğim bir yer demek oluyor. Yayıncı olmak hayatına nasıl etki etti? Yayıncı olmak hayatıma nasıl etki etti? Güzel soru. Cidden güzel soru. Düşünelim. Sürekli bir yerde en az haftada bir günümü bir şeye ayırmam gerekiyor. Bu eklendi hayatıma. Bunun yanı sıra ufak da olsa bir ünlülük ünvanı eklenmiş oldu hayatıma. Ve birilerine ve birileriyle bir şey tanıştırırken ya da bir şey yaparken ve iş hayatımda da bana yardımcı olan bir ünvanım oldu. Bu. Bir de bizi zorluyor. Çünkü niye zorluyor? Köfte diyorsun kendi ismi yerine. Çok abuk geliyor bazen. Gerçekten sen de genelde ismimle hitap etmiyorsun da genelde abi diye hitap ediyorsun sen. Fark etmez. Şu an ben çok gerginim. Bunu açıklayamazsın. Evet. Greg Tech'e nasıl bulaştın ve neden seviyorsun? Greg Tech'e ilk FTB beta pack'inde bulaşmıştım. İlk başta bir tuhafıma gitmişti ancak sonra çok sevdim. Daha sonrasında da baya baya eroin gibi bağımlılık yaptı pezevengin evladı. Okey. Windows'un hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Microsoft uzun bir sürenin ardından ciddi ciddi 8 ve 10'la beraber nasıl işletim sistemi yapması gerektiğini öğrendi. Windows 2000'in ardından bir tane bile düzgün işletim sistemi çıkartamamıştı. Bu arada evet, XP ve 7 cidden çöptür. Özellikle XP. Bilmiyorum, ben XP'yi sevmem. Bu arada 7 döneminde ben Vista kullanıyordum Windows'lu kısım olarak.
Daha stabildi. Ciddiyim. Miray da oyunlar hakkında bilgili mi? Öyle miyim? Zannetmiyorum. Hani sevdiğim iş olursa oynuyorum manyak gibi. Yoksa oynamıyorum. Final Fantasy hayranı, onu diyelim. Yani ya şey... Otome Gamer Zartlar Zorunca diye gibi biliyorum. Ne bileyim, BL oyunlar falan ama... Ha, bunun yanı sıra şey... bir de sen başkalarının oynadığı oyunu izlemeyi seviyorsun. Ha evet. Öyle Tomb Raider serisini çok seviyorum. Ne bileyim başka... Assassin's Creed'i bitirdik seninle beraber. Prince of Persia'nın şekilde. Çok klasik, herkesin bildiği şeyler. Ubisoft serisi. Hani çevremde bir oyun oynuyorsa yanında falan, hani benim görebileceğim bir yerde, hani o şey hareket ediyorsa ben kilitleniyorum. Sincap gibi kalıyorum orada. Hani yanda ne bileyim, en son köfteyle bir video çekmiştik Assassin's Creed için. Evet. Süleyman mıydı? Evet. Evet, oğlan da çıktı bence. Sadece bunu bilmiyoruz. Hani tarihte var bu şey. Bence tarihte olsun. Olsun bence. Uzeli şeyler. Evet, ben kuruyorum. Ben yanda ben dublaj yapacağım. Evet. Öyle. Bu arada Mira'yı videolarda konuk olarak isterseniz arada söyleyin. Yani evet, gerçi bilmiyorum. Gerçi zaten getiririm gene seni videolara. Abi ben her türlü evde oluyorum. Yani yemek yapıyorum o esnada sadece. Yani evet, o da var. Evet. Herhangi bir soru sana acaba bu soruyu hiç cevaplamasam dedirtti mi? Şöyle diyeyim, bayağı bir soruyu bu listeye eklemedik. Yeterince açıklama olmuştur. Abi fütursuzca yazmışlar. Fütursuzca asılmışlar. Ve bayağı saçma sorular da vardı. Yani... Çok alakasız sorular da vardı. Ne bileyim, şey vardı mesela benim gördüğüm bir tane. Oraya koymamıştım. Evet, gözler çok güzelmiş bundan da. Abi lensdi ya. Yani... Nerede bandarla renk? Doğal bile değil. Doğal, kız kardeşime doğal, bende değil. Zaten masal ayrı bir olay. Cadı. Büyüyünce bayağı can yakacak. Yakacak. İşte. Ve sanırım sorular burada bitti. Sorular bitti. Hani söyleyeceğin, konuşacağın bir şey var mı başka? Yok. Senin var mı? Hayır. Balık olmak dışında. Evet, sanırım o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kötü günler, iyi eğlenceler. Optimus Visual Arts'ı Onur Can Erdem'i yani ve Hagane Cosplay'ı ziyaret etmeyi sakın unutmayın. Zaten unutmayın. Yani linklerin hepsi zaten aşağıda var. Aralarda bir yerde. Arada sağda solda geçtiler. Description kısmına da bulabilirsiniz sanırım. Zaten aşağıdan kastım orasıydı. Bozma. Videonun içine koyduk sandım. Ne yapalım? Yani. Görüşürüz.